E, ne konuşacağız bu akşam? E, hemen, kısaca ben özetleyeyim sizler için, sonra detayıyla bakacağız her konu başlığına. Kılıçdaroğlu'nun, CHP liderinin bir açıklaması vardı. Siyasi cinayetler olabilir, böyle bir kaygım var demişti. Bu açıklamasının ayrıntısına yine e, sizlerle birlikte bakacağız. Fakat buna dair tepkiler... Ee, söz konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir değerlendirmeyi gördük. Siyasi cinayete e, iktidar olarak fırsat vermeyiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu işin merceği yargıdır. Yargıya müracaat edersin ee, diyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da bir açıklama var. E, bu bir FETÖ taktiğidir diyor. Süleyman Solun'un niçin bunu söyledi? Ee, bunu soracağız. MHP lideri Devlet Bahçeli de masalları geç korku edebiyatını bırak diyor. Şimdi bakacağız birazdan bu tartışmada kim neler demiş ayrıntısıyla aktaracağız sizlere. Tabii konuklarımızın görüşünü merak ediyoruz. Bir korku iklimi mi yaratılmak isteniyor? Eğer öyleyse kim tarafından? Şimdi bu karşılıklı iddialara bakacağız birazdan. Ee, ve... Hemen hemen her hafta değerlendiriyoruz. Yunanistan'da olup bitenler. O Yunanistan'ın hızla silahlanması ya da silahlandırılması diyelim. Çünkü son olarak Amerika Birleşik Devletleri ile bir savunma işbirliği anlaşması yenilendi. Aslında her yıl yenilenen bir anlaşma bu fakat bu kez Süresiz olarak e, uzayabildiği kadar uzayacak. Birazdan onun bilgilerini aktaracağım. 5 yıl sonrasında da e, tekrar oturulmasına gerek kalmayabilir anlaşma için. Yani anlaşma devam edebilir. Ama bu ne demek? Şimdi daha fazla üst söz konusu olacak anladığımız kadarıyla. Yunan üstlerini de Amerikan güçleri kullanabilecek. Özellikle nerelerde acaba konuşlanacaklar ve bu Türkiye açısından ne ifade ediyor? Tüm bunları değerlendireceğiz. Daha önce de Fransa ile ilgili Yunanistan demişti ki Fransa yanımızda üstelik de bir nükleer güç hatırlatmasında bulunmuştu. Hedef Türkiye mi peki? Onlara sorarsanız hedef Türkiye değil ama Türkiye'ye dönük bir sürü de mesaj var. Onlara da bakacağız birazdan. Ve e, Financial Times gazetesinde, F16'ları geçen hafta konuşmuştuk Türkiye'nin talebini. Bir yorum gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'ı zora soktuğuna dair. Çünkü eğer bu talep Amerika Birleşik Devletleri tarafından karşılanmazsa bu Türkiye'nin Rusya'ya daha da yakınlaşabileceği anlamına geliyor. Bu da Amerika Birleşik Devletleri tarafından aslında görünürde istenmeyen bir tablo doğuracaktır. Dolayısıyla Biden'ı da zora sokacak bu hamle deniyor. Şimdi Bu yoruma da bakacağız. Financial Times'daki makaledeki yoruma da bakacağız. Ve yine döneceğiz iç siyasete tekrar. CHP lideri yol temizliğinden söz etti. Bazı isimler için, Kavala için, Demirtaş için örneğin neden hapisteler diye sordu. Biraz da bu açıklamanın anlamına ve detayına bakacağız. Hızla başlayalım. Şimdi efendim ilk başlığımız Kılıçdaroğlu niçin? siyasi cinayet kaygım var dedi. Ee, buradaki açıklamasında şunu söylüyor aslında: karşı taraf gerilimi tırmandıracak, seçime böyle bir ortamda gidilecek, böyle bir ortamda da siyasi cinayetler planlanacak. Ben mealen söylüyorum. Tam olarak şunu söylüyor. Çok daha sert bir ortamda siyaset yapmayı nasıl sağlayabiliriz onun arayışına girecektir. Ama ben şundan eminim. Eğer belli gruplar ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tabloda Türkiye'de yaşanmaz diyor. E, Kastımız ne diye sorulduğunda siyasi cinayetler. Böyle bir kaygım var diyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... Dur bakalım daha başınıza neler gelecek ifadesine atıfta bulunuyor. Bu cümle sebebiyle ben böyle bir kaygıyı ifade ediyorum diyor. Şimdi bunun üzerine Meral Akşener'in açıklamasını duyduk, Koray Aydın'ın açıklamasını duyduk. Meral Akşener böyle duyumlar olabilir ama gündemde tutmamak lazım dedi. Koray Aydın evet böyle duyumlar bize de geliyor ama bunun iktidar eli tarafından planlanacağına ihtimal vermiyorum, imkanını görmüyorum dedi. Süleyman Soylu diyor ki hızlıca söyleyeyim bu iddialar FETÖ taktiği. Neden bunu söylüyor Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan? Yargıya müracaat edersin, deliller varsa yargı da bunların üzerine gider diyor ki savcılıkta e, harekete geçmiş ve Kılıçdaroğlu'nu e, ifadeye çağırmış vaziyette gelen son bilgiye göre. Nedim Şener'le başlayalım. Soylu neden FETÖ taktiği diyor buna? Ne görüyorsunuz Kılıçdaroğlu? Şimdi e, şundan dolayı son e, bu siyasi suikastler, cinayetler konusu FETÖ'cüler tarafından ortaya atılmış bir iddia. Yaz aylarında firari fetöcüler, ki bunun içinde Fuat Avni diye bilinen firari FETÖ'cü dahil olmak üzere İyi Parti, HDP'yi de kapsayan onlara PKK üzerinden bir siyasi suikast şeyi iddiasını tweetlerinde yazıyorlar. Yine yine bir FETÖ'cü hesap, en çok izlenenlerden bir tanesi, cemaatle çok uğraşan, mücadele eden birine karşı bir suikast yapılacak bu da cemaatin üzerine yıkılacak gibi şeyler yazıyorlar ve bu siyasi suikast sözünü ifadesini YouTube hesaplarında sürekli gündemde tutuyorlar. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun durumu hem biraz kişisel hem bunlarla bunlardan etkilendiğini çok açık görebiliyoruz. Zira bir de tabii Kılıçdaroğlu'nun kendi kişiliğinden kaynaklanan nedenler de var. Öncelikle şunu söylemek lazım izleyiciler şunu yani kime oy vereceklerini kiminle karşı karşıya olduğunu ve Türkiye'nin ne, neyle karşı karşıya olduğunu görmeleri gerekiyor. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu 13 Mart 2016 tarihinde tam aynı açıklamayı yapmıştı AKP 13 Mart 2016 tarihinde e, AKP iktidarı iktidardan gitmemek için siyasi cinayetler işleyecektir demişti ki bu 15 Temmuz'un biraz öncesindeydi. Yani o dönem o döneme ilişkin 15 Temmuz öncesi toplumdaki o kavgalı, o kutuplaşmış ortamı düşünürseniz Kılıçdaroğlu orada aslında bir görevi ifa ediyor. Toplumsal kutuplaştırmayı arttıran bir görevi ifa ediyor. Yani şuna şuna insanlar şey yapmasınlar. Bazı insanlar vardır. Gerçekten öfkesini içini dışını görürsünüz. Yani çok net anlarsınız. Adam sinirlidir, öfkelidir falan. Kemal Kılıçdaroğlu çok sinsi ve sessiz bir şekilde bu toplumsal provokasyonu körükleyebiliyor. Ama şöyle yapıyor. O açıklamanın içinde var. Ben toplumda gerilim olsun istemiyorum ama diyor suikastçılar olabilir. Şimdi toplumsal gerilim istemiyorsanız siyasi suikastçılar olabilir hem de bunu iktidar yapabilir. Niye diyorsunuz? Bu sizin aslında ikinci cümlenizin asıl niyetinizi yansıttığını gösteriyor. Peki neden FETÖ taktiği? Şimdi yine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsedeceğim. 17-25 Aralık e, operasyonları sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bilel Erdoğan'la arasında geç e, yapıldığı e, iddia edilen bir telefon konuşması vardır biliyorsunuz bu sıfırlama tapesi denilen. Kemal Kılıçdaroğlu bu FETÖcülerden bunu temin edildiği için bunu meclis grup grubunda da dinletti bu ses kaydını altyazılı bir şekilde. Sonra bu operasyonu yapan polisler ve bu operasyonu yapan e, savcılar dahi, röportajlarında böyle bir ses kaydının ellerinde olmadığını söylediler ve e, onu dinleyen milletvekilleri, onu dinleyen alkışlayan insanlar Hala o günden beri ya bu sıfırlama tapesi nerede diye sormuyor e, sormuyor kimse peşine koşmuyor. Çünkü 17-25 Aralık süreciyle beraber e, CHP'de ciddi bir şekilde FETÖ yönelim oldu. Yani Amerika ziyaretleri, Kosova ziyaretleri, okulların ziyaretleri, FETÖcülerin CHP'yi ziyaretleri ve onların söylemleriyle ilerledi her şey. 15 Temmuz'a geldiğimizde de bakın kontrollü darbe ifadesi. Bakın. Kontrollü darbe ifadesi FETÖcülerin bir ifadesidir. Bunu biz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan duyduk. Bizzat Fethullah Gülen yaptığı açıklamasında FETÖ elebaşı Adil Öksüz'ün MIT elemanı olduğunu, MIT elemanı olarak kendi aralarına sızdırıldığını iddia etti. Televizyonlarda söyledi, röportajlarında var. Bunu internetten izleyebilirsiniz. Peki biz daha sonra Adil Öksüz'ün MIT elemanı olduğu için tutuklanmadığı iddiasını kimden dinledik? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dinledik. Bunu niye yaptı? Ortaya <laughs> attığı kontrollü darbe yalanını desteklemek için yaptı. Çünkü derdi hiçbir zaman 15 Temmuz'da direniş gösteren halkın yanında olmak değil. Kaldı ki zaten kendisi de Bakü Belediye Başkanı'nın evinde saklanmıştı o gece. Onun darbeye karşı tutumunu biz biliyoruz. İkincisi, şey, üçüncüsü yine bakın FETÖ'nün FETÖ ne diyorsa Kılıçdaroğlu'nun ağzında onlar var. Bakın 4 bakan 80 e, milletvekili Baylokçu. Bunu açıklasınlar açıklamazlarsa ben açıklayacağım. Yalvardık yakardık köşeler yazdık. Ya verin siz madem açıklamıyorsunuz, onun AKP tamam gizliyor anladık. Bunlar FETÖcü, bunlar Baylokçu anladık kardeşim. O zaman anlat bize bunları. Biz meclis kürsüsünden açıkla. Ver bize biz bütün şimdi neyse bunun bedelini biz ödeyelim. Biz açıklayalım. o da yok. Sonra Erdoğan'ın Deniz Baykal'a kullandığı kaset komplosunda o kaseti izlerken çekilmiş görüntülerini izledim ben dedi. E kim izletti sana? Çünkü izletenler FETÖ'cüler. E bilmiyorum partiye şey maskeli adamlar geldi onlar izletti falan dedi. Şimdi Şimdi de bu e, yine Fetöcülerin siyasi suikast söylemlerini gündeme getiriyor. Bundan bir süre önce hatırlayacaksınız yine yabancı bir gazetede e, şey yayınladı, ajanslarda da e, Türkiye'nin Amerika ile pazarlık yaptı, e, İngiltere e, basında da yer aldı. Türkiye'de Afganları e, üs, Afganlara yönelik bir üs kuracağını söyledi. Amerikan elçiliği yalanladı bunu. Yani dedi ki böyle bir anlaşma yok, böyle bir pazarlık yok. Türkiye ile yapılmış Afganlar üzerine bir pazarlığımız yoktur diye kendisi şey yaptı. Amerikan elçiliği yalanladı. O günlerde de bizim yine Mete ile bir programda konuşuyorduk. Mete dedim bak şöyle olacak. E, Kılıçdaroğlu böyle şeyler ortaya atar. Sonra baktı ki iş yalan çıkınca tekrar bir başka daha dehşetli bir senaryo ortaya atar. Biz onu tartışırız. Bu, o konuya kimse dönmez. Mesela bu Afganistan, Afganistan meselesinde yalanlandı. Amerikan elçiliği tarafından yalanlanan e, açıklamasında da aynen bunu söylemiştim tam da bu oldu yine. Geliyor bugün de şimdi siyasi suikastler. Peki siyasi suikastları neye dayandırıyor? AKP değil mi? Ee, bu, yani AK, AKP, içi, AKP AKP yakın bir takım grupların silahlandırılabileceği söyleniyor. Siyasi suikastten AKP'nin nasıl bir menfaati olabilir? Peki Yine onun cümlelerinden gidelim. Ben bakın şey Kılıçdaroğlu'nun cümlesi. Kılıçdaroğlu ya şey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla Erdoğan ilgili. Erdoğan'la işte ona geliyoruz Onun cümlesi yani onun söylediği iddialar üzerinden gidiyoruz her şekilde. Yani başka bir şey üretmiyoruz. Diyor ki daha bu durum bakalım başınıza ne gelecek. Peki bu hangi bağlamda ve ne için söylenmişti? Netanyahu benzetmesinden sonra Rize'ye giden Meral Akşener'e vatandaşın gösterdiği tepki üzerine Erdoğan'ın söylediği söz. Buradan Meral Akşener'in kendisi dahi bir siyasi suikast söylemi çıkarmıyorken Bakın. muhatap olan bundan siyasi suikast çıkarmıyor. Kılıçdaroğlu niye yapıyor bunu? Çünkü bakın e, Kılıçdaroğlu'nun bütün yani yani şöyle söyleyeyim danışmanlarından işte seçtirdiği belediye başkanından maalesef bir zamanlar AKP FETÖ'cülerle işbirliği yapıyor yapıyordu 2013'e kadar beraberlerdi biz bunu söyledik yazdık çizdik ve maalesef AKP onlarla mücadeleye başlayınca onların safına şey geçti, CHP geçti, Kılıçdaroğlu ekibi geçti. Yani şu aklımıza hiç gelmezdi. Benim hiç aklıma gelmezdi bu hayatım boyunca. Benim dedem CHP'liydi ya. E, CHP'nin bir gün bir şey bağlamında dahi, bir inanç grubu dahi olsa FETÖ'cülere ki silahlı ne olduğunu, Türkiye'de hangi kumpasları kurduğunu 2013'e kadar biliyoruz. Baykala kaset kumpası kurmuş bir örgütten bahsediyoruz. Onların davetiyle sen Amerika'ya gidiyorsun. Eline ödül veriyorlar. Oralarda konuşmalar yapıyorsun. Peki totalde ne diyoruz yani? Bütün bunları Bak, sıraladık. Total... Sıraladık. Sıraladık. Ben buna gazetede yazdım. Bu sinsi bir provokasyon çalışmasıydı. Ama eline yüzüne bulaştı. Şimdi göreceksiniz yine ne olacak biliyor musunuz? Yine bir sessizlik. Başka bir gündem konusu. Çünkü şöyle bir huyu var. Ya bunu unutalım artık. Bunu bunu geçelim. Çünkü amacına ulaştı. İnsanları huzursuz etmeyi. Tabii amacına ulaştı. Toplumu huzursuz etmeyi başardı mı? Başardı. Gerilimi arttırdı mı? arttırdı. Onun niyeti buydu zaten. Siyasi suikast planı olmadığını o da biliyor. Ha ama şu yarattığı iklimde artık bu ihtimal dahilindedir. Bundan sonra Nasıl? Hak, tabii ki bu şimdi bakın, e, siyasi suikast beklentisi varsa siz bu bunu toplumda yaratıyorsanız bir siyasetçi olarak Türkiye'nin önemli olan bir tanesi olarak bunu yaratıyorsanız bundan sonra mutlaka bir siyasi suikast olur artık. Çünkü istihbarat yani örgütleri Kılıçdaroğlu yabancı Kılıçdaroğlu söylediği için mi olacak? Bakın Kılıçdaroğlu azmetti demiyorum. O iklimi yarattı. Artık Türkiye'de toplumsal kaosu tetiklemek isteyen bir istihbarat örgütü yabancı. Terör örgütleri FETÖ, DHKPC, PKK herhangi bir şekilde bir ters algı yaratacak suikasti işleyebilir ve tam da Kılıçdaroğlu işte ben bunu kastediyordum desin diye ve toplumsal kaos tetiklensin diye artık bundan sonra işlenebilir. Çünkü böyle bir iklim yoktu. Yani Gerilimler olabilir. Toplum kutuplaşmış, siyaseten... Burayı biraz netleştirelim. yani Birbirinden haberdar olarak böyle bir zemin hazırlama Hayır çabası efendim, bakın, olarak nitelemiyorsunuz zannediyorum. Ben, şimdi ben ortamı geriyorum, kutuplaştırıyorum, suikast beklentisini söylüyorum. e Şimdi ben dışarıdan bir terör örgütü olarak elimde böyle bir iklim varken, böyle bir sisli hava varken niye ben bu suikast yapmayayım? Hem de öyle bir ne yaparım ki? Art, toplum birbirine girer, hiç beklemediği yerden beklemediği bir anda ve toplum bir e, kutu, şeye kargaşa yetersiniz. Çünkü zaten. şunu 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 söylemeye çalışıyorum. Böyle bir beklenti yokken yani toplumda, şimdi CHP'ye yakın herhangi birilerinden siz yazarlarından, çizerlerinden, siyasi yüksaştılarla ilgili çok etkili bir çıkış gördünüz mü? Hayır yok. O konuda da yalnız. Yani birçok konuda olduğu gibi yalnız yani Kürt Kürt sorunu konusunda siz CHP'ye yakın yazarlardan, çizerlerden işte onlara yandaş olanlardan siz açlama duyabiliyor musunuz? Kürt açılımı şudur ya da Kürt sorunu şudur, çözüm de şudur dedi, diye yazan çizen var mı? Yok. Peki. Yalnız istediği şey şu. Ondaki siyasi amacı farklıydı. Buradaki siyasi amacı toplumsal kutuplaşmayı yaratmak, onu sürekli diri tutmak ve seçime de öyle gitmek. Onun üzerinden bir ne diyelim iktidar e, amacı güdüyor.